Ah Çavuş babam. Atölyeye aldıydı Sadı. Sessiz sakin çocuk zaten. ben de atölyede muhasebe tutuyorum biliyor musun? Ortaokuldan beri çalışıyorum ben orada babamın yanında. Allah var yukarıda, hiçbir zaman zengindir. İşte babam ağaydı falan demedim yani ha. Orası öyle. Şurası da şöyle ki Sadık işinde gücünde ekmeğinde adamdır. Biz o zamanlar ona işçi gözüyle bakıyoruz. Babam vefat edince işler boşladı biliyor musun? Çok büyük bir hırsızlık oldu bizim atölyede. 2 ton yoğurt çalındı biliyor musun? Ha, kimin çaldığını da bilmiyoruz. Kimse de söylemiyor, bulamıyorlar. Ben de durmayacağım, sonuna kadar gideceğim. Herkes biliyor bunu. Zaten babamı kaybetmişim. Canım çok sıkkın, sinirliyim, asabiyim. Buldular sessiz sakin çocuğu. Sadık'a hırsız damgasını yapıştırdılar işte. Sen nereden anladın ki? Ya önce anlamadım. Önce anlamadım, onlara inandım. Gittim aldım meşeyi, ıslattım. Ondan sonra da böyle Sadık'ın karşısına geçtim. O da benim karşıma böyle tam vuracağım, dimdik durdu. Ben yapmadım abla. Öleli diyor. Yalnız herkes senin yaptığını söylüyor Sadık. Ona ne yapacağız ha? Desinler. Ben yapmadım. Neden hemen inandın? Yahu Allah aşkına karşında dimdik durdu. Adam gibi adam, ben yapmadım dedim direkt ya. Ben de ona sordum. Sen yapmadıysan kim yaptı diye. O da bana döndü dedi ki senin işin, sen bul. Bana bunları hiç anlatmadı. Ya anlatmaz. Hem ayrıyetten Sadık kendince bana alttan böyle gaz verdi biliyor musun? Babam öldükten sonra her şey benim üstüme kalınca kendimi de ispat etmem lazımdı. Sonra o gazla ben de gittim adamı buldum. Sen bulana kadar da Sadık hırsız damgasını yedi. Allah aşkına ya Suzan. Ben ne yapayım? Ben Sadık'a inandım. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. Ne yapayım yani? Ama ben gittim ne yaptım? Sadık'a dedim ki senin özün sözün bir. Gel benim kahyam ol dedim. O da oldu. Ondan benle İzmir'e gelmedi. Ki ben mecburdum. Babam hastalandı. Ablam kör olmaya sıcak. Saçma bir adama tutuldu, yıllarca peşine düştü. Ama benim adım bırakıp giden Suzan oldu. Sadık benimle gelseydi bu iftiraların izi kalmayacaktı. Bu kadar da sıkıntı çekmeyecekti. Sadık sence niye gelmedi senden ha? Sen eline kahyalığı verince... Ne alakası var yahu? Ne alakası var? Bir kere seninle beraber gelseydi her şey günlük gülistanlık olacaktı. Evliliğiniz iyi gidecekti. Ama Sadık'ın üstünden o hırsız damgası gitmeyecekti. Ya? Ama o ne yaptı? Köyde kaldı. Herkesle tek tek yüzleşti. Canı çok acıdı ama alnına yazılan o kara lekeyi sildi. Ha. Onun için de köyün en güvenilir adamlarından biri oldu biliyor musun? Ben hep derim. Bir erkek kardeşim olaydı, Sadık gibi olsun isterdim. Aha da oldu. Da haydi Suzan Hanım haydi. Tövbeler olsun ya.